Arkadaşlar. Tamam. Değerli basın mensupları. bazı acılar vardır. İnsanın boğazında düğümlenir. Yürekleri yakar, kavurur. Madımak'ta böyle bir acıdır. Madımak'ta 35 insanımızın yakılarak katledilmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Adalet bu yangını söndüremedi. Yüreklerimiz kavrulmaya devam ediyor. Madımak'ta kaybettiğimiz 35 canı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, hedefini şaşırmış, rotasını kaybetmiş bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bugün nüfusu 83 milyon aşan koskoca bir ülke, Erdoğan şahsı hükümeti elinde oradan oraya savruluyor. Bu hükümet 2002 yılında iş başına geldiğinde kucağında güven uyandıran güçlü ekonomiye geçiş programını buldu. Aynı dönemde küresel piyasalarda para bolluğu başladı. Bizim gibi tüm gelişmekte olan ekonomiler, ekonomilerin yelkenini bu para doldurmaya başladı. Bu şartlarda 2023'te Türkiye'nin milli geliri kolayca 2 trilyon hedefine ulaşılabilirdi. Onun için de 2 trilyon hedef kondu. Bunun sonucunda da dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilirdik. Ancak 2007'den itibaren yapısal reformlar unutuldu. 2014'ten itibaren de ucube tek adam vesayet rejiminin düğmesine basılmasıyla 2023 hedefinden hızla uzaklaşılmaya başlandı. Eğer 2023 hedefleri rotasında şöyle ilerlenmiş olsaydı geçtiğimiz yıl yani 2020'de ulaşılacak milli gelir 1 trilyon 609 milyar dolar olacaktı. Ama gerçekleşen sadece 717 milyar dolar oldu. Gemiyi 2023 rotasından çıkarmanın maliyeti tam 892 milyar dolar oldu. Bugün bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi Erdoğan şahsım hükümetinden çok önce girdiğimiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşmemeye uğraşıyoruz. Sorunlara doğru teşhis koymadan doğru tedaviyi de uygulayamazsınız. Türkiye küresel yarışta rakiplerinin gerisine neden düştü? Bize göre bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi sıcak para rüzgarıyla yelken basan büyüme modeli 2013'ten sonra artık çalışmaz hale geldi. İkincisi 2014'te Erdoğan'ın alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım demesiyle başlayan tek kişilik vesayet rejimi inşa süreci ve bu süreçte devletin tüm köklü kurumlarının çökertilmesi devleti mefluç etti. Türkiye bu iki nedenle yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. Ekonomik kriz ve devlet krizini birlikte yaşıyor. Bunlara bir de 2020'de salgının çok kötü yönetilmesi eklenince krizler yumağa büyük bir toplumsal buhrana dönüştü. Ünlü Fransız düşünür bazak zamanı öldürmek en pahalıdır, en pahalı harcamadır diyor. 2013'ten bu yana Türkiye ekonomisi en kırılgan ekonomiler listelerinde başa güreşiyor. Aradan tam 8 yıl geçti. Ama... Erdoğan şahsı hükümetleri ekonomimizi tahkim edecek hiçbir şey yapmadı. Erdoğan dış güçler dedi, faiz lobisi dedi, doymadı. Muhalefeti yalan terörü yaratma, yaratmakla suçlayacak kadar ileri gitti. Hedefler yalan olunca bu sefer döndü, muhalefeti yalancılıkla suçladı. Ucuz siyasete kaçtı, havanda su dövdü. Dünyanın en kırılgan ekonomileri liginde bizi en başa yerleştiren sorunlar her gün biraz daha ağırlaştı. Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre ailelerin, şirketlerin, devletin ve bankaların borçlarının toplamının milli geliri oranı Erdoğan şahsım hükümetlerinin iş başına geldiği 2002 yılında yüzde 105'ti. 2013 yılında bu oran yüzde 122'ye çıktı. 2021'in ilk 3 ayı itibariyle ise yüzde 163'e yükseldi. Peki soruyorum bize bu borçları dış, dış, güçler, faiz lobileri silah zoruyla mı verdi? Erdoğan şahsı hükümetleri bu borçları bayla bayla aldı. Çünkü bildikleri bir tek şey var. O da el atına binip çalım satmak. En kolay iş. Pandemi döneminde benzer ekonomiler arasında yurttaşlarına en az destek veren üçüncü ekonomi olduk. Buna karşın en çok borç veren ikinci ekonomi olduk aileleri, esnafı, çiftçiyi, iş alemini zaten borç batağına batmıştı. Daha da borç batağının içine sürüklediler. Bugün herkes çok daha borçlu. 2017'de Halkbank'a borçlu esnaf sayımız 448 bindi. Bugün bu sayı 3'e katlandı. 1 milyon 168 bine yükseldi. Artık her iki esnaftan bir tanesi Halkbank'a borçlu. Esnafın başka bankalara olan borçlarını söylemiyorum dahi. Borçlar rekor kırarken Merkez Bankası'nda kendine ait rezerv bırakmadılar. 2013 Mayıs ayında Merkez Bankası kasasındaki rezerv varlıklarımız vadesi bir yıl içinde dolacak döviz yükümlülüklerimizden 47 milyar dolar daha fazlaydı. Yani kasada kendi parası olarak 47 milyar dolar vardı. Dün öğrendik ki 25 Haziran itibariyle kasadaki döviz rezervi kısa vadeli döviz borcumuza yetmiyor. buçuk milyar dolarlık bir açık var. Peki bunun sorumlusu kim? Elbette Erdoğan şahsı hükümeti. Kayınpeder damat bir oldular. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları koltukta kalmak uğruna buharlaştırdılar. Şimdi Azerbaycan'dan, Malezya'dan, Kore'den, Rusya'dan emanet döviz bulmanın peşinde koşuyorlar. Erdoğan şahsı hükümetine güvenmeyen yurttaşlarımız da Türk Lirasından kaçıyor. Döviz'e, altına koşuyor. 2013 yılının mayıs ayında yabancı para mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı %31'di. Bugün %55 Erdoğan şahsım hükümeti şimdi bankaların döviz mevduatı tutmalarının maliyetini arttırarak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Muzam karşılıkları yüzde iki arttırarak bu işin çözülmeyeceğini, sorunun temelinde güven sorunu olduğunu görmemekte hala ısrar ediyor. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Fiyat İstikrarı Komitesi kuruyor. Oysa ekonomide koordinasyonu ekonomik ve sosyal konseyi çalıştırarak sağlayabilir. Fiyat istikranını da Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeyerek temin edebilir. Aspirin tedavisi kabiliğinden kararlar derde deva olmaz. Tekrar söylüyorum sorun güven sorunudur. Can ve mal güvenliği, kurumlara güven, politikalara güven sorunudur. Bunu aşmak için de yeni kurallara, yeni kurumlara ve yepyeni kadrolara hasılı yeni bir iktidara ihtiyaç vardır. Erdoğan şahsım hükümeti metal yorgunudur. Ülkeyi yalanla, iftirayla, sopayla, tehditle yöneteceğini sanmaktadır. Metal yorgunu olanlar, sorunların parçası olanlar sorunları çözemezler. Çözemiyorlar da zaten. Bundan tam 383 yıl önce ünlü filozof ve siyaset adamı Francis Bacon şu tespiti yapmış. Devleti devlet yapan dört temelden adalet, ahlak, hazine ve yönetimden biri sarsılır veya zayıflarsa kurtuluş dualara kaldı demektir. Erdoğan şahsım hükümetlerinin elinde devletimizin dört temelinin dördü birden sarsılıyor. Ülkede adaleti bitirdiler. Önce beraber yol yürüdükleri hoca efendilerin, hakim ve savcıların eliyle, daha sonra AK Parti il ve ilçe yönetimlerindeki avukatlardan devşirdikleri hakim ve savcılar eliyle, en sonunda da sarayın vesayeti altına aldıkları hakim ve savcılar kurulu eliyle devletin adalet direğini çökerttiler. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı feryat ediyor. Mahkemelerin adalet anlayışına cevap vermediği yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır diyor. Bugün Türkiye'de tuz kokmuştur. Erdoğan şahsım hükümeti mafyayı Cumhur İttifakı'na ortak yapmıştır. Ve bu kirli ittifak bugün insanımızın temel hak ve özgürlüklerini tehdit etmektedir. Can ve mal güvenliğini tehdit, tehdit etmektedir. Kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin imzasıyla çıktık. Şimdi bu sözleşmeden ülkeyi çıkartan şahıs, kabahatini gizlemek için kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planını açıklıyor. Ya 19 yıldır iktidardasınız. Bu kaçıncı eylem planı? Kadınlar artık size güvenmiyor. Verdiğiniz sözü tutmadınız. Bu dakikadan sonra kadına kalkan her elde, her kadın cinayetinde, istismara uğrayan her çocukta, Erdoğan şahsi hükümetinin iki cihanda da sorumluluğu vardır. Erdoğan şahsi hükümetleri devlet yönetiminde devlet yönetiminde ahlak anlayışına da darbe vurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan şahsi hükümetleri döneminde bakan çocuklarının evlerindeki para kasalarıyla, gemiciklerle, sıfırlamakla bitmeyen paralarla, ayakkabı kutularındaki dolarlarla Rıza Zarab'ın önüne yatan bakanlarla mafyadan ayda 10 bin dolar alan maaş alan AK Partili siyasetçilerle lüks arabalarda burnuna pudra şekeri çeken beslemelerle kara para aklayıcılarıyla aynı fotoğraf karesine hiç çekinmeden giren devlet yöneticileriyle tanışmıştır. Yine aynı Erdoğan yönetimlerinde cumadan cumaya milletin dini duygularıyla alay eden özel uçaklarda binlerce dolarlık şampanya yuvarlayan, rüşvetten aklanmamış bakanlar büyükelçilik makamına getirilmiştir. <laughs> Ahlakını yitirmiş bir yönetim öz saygısını da yitirir. Her türlü skandalı pespayeliği kanıksar. Her şeyi kendinde hak görür. Bir yanda FETÖ borsalarında çökülen oteller, marinalar, uçaklar, fabrikalar, uyuşturucu rotaları, aklanan kara paralar ve tüm bu kirli ilişkilerde birkaç yıl içinde ortaya çıkan türedi zenginler. Diğer yanda sayısı 18 milyona dayanan yoksullar. Bir yanda evlatlarını doyuramadığı, soğuk kış günlerinde ısıtamadığı için canına kıyan analar, diğer yanda Bodrum'dan İstanbul'a kuaförle özel uçakla giden kadınlar. Bir yanda çocuğuna okul pantolonunu alamadığı için intihar eden babalar, diğer yanda 40 yaşında milyonlarca dolarla oynayan yandaş tosuncuklar. Bugün Türkiye dünyada oligarkların ekonomisi olan Rusya'dan sonra servet dağılımındaki adaletsizliğin en yüksek olduğu ülke. Bunun sebebi devletin çökertilen ahlak direğinde aranmalıdır. Yine bugün bu ülkede 10 milyon işsiz varken milletin evlatları tek bir iş bile bulamazken sarayın yanaşmaları, beslemeleri 3-5 ayrı yerden 3-5 ballı maaş alıyorsa sebebi yine devlet yönetiminin çökertilen ahlak direğinde aranmalıdır. 25 yıl önce Erdoğan hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır diyordu. Doğru mu? Doğru. Bugün Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD. Türkiye soruşturma ve kovuşturmanın bağımsızlığını korumakta dahil olmak üzere yurt dışı rüşvetle mücadeleye hız katacak önemli reformları acilen uygulamaya koymalıdır uyarısında bulunuyor. Bu haksızlık mı? Hayır değil. 2006'da Daimler Benz, Siemens ve Delta Pine gibi bazı uluslararası Alman şirketlerinin Dünyanın değişik yerlerinde rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. Rüşvet dağıttıkları ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Ne oldu? Rüşvet dosyaları kapandı. Yine Amerikan ilaç şirketi Alexion Türkiye'de ilaç satışlarını arttırmak için 2010-2015 yılları arasında hükümet yetkililerine rüşvet verdiğini itiraf etti. Amerika'da itiraf etti. Peki bu itiraflar Türkiye'de inceleme veya soruşturma konusu oldu mu? Ne gezer? Bunun gibi nice rüşvet olayları var ama sonuçlanan soruşturma sıfır. OECD yayınladığı yayımladı, notta Türkiye herhangi bir uluslararası rüşvet vakasını başarıyla sonuçlandırmadı diye açıkça söylüyor. Bugün Türkiye rüşvet ve yolsuzlukla anılan bir ülke haline geldiyse bunun sorumlusu kim? Elbette ülkeyi 19 yıldır yöneten Erdoğan şahsım hükümetleri. Erdoğan şahsım hükümetlerinin çökerttiği üçüncü ayak ise hazine. Türkiye'de devlet hazinesini yağmalanacak ganimet olarak gören bir siyasi zihniyet iş başında. Ata'dan, dededen kalan gümüşleri özelleştirme diyerek 62 milyar dolara sattılar. Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara peşkeş çektiler. Ne diyor büyüklerimiz? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır diyor. Bugün de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Çıktı, tankı paleti sattı diyen sattılar diyenler yalan söylüyor dedi. Ne satmış? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz peşkeş çektiniz dedik. Peşkeş. Milletin elde kalan son gümüşlerini de sarayın hazineyi hassası olan Türkiye Varlık Fonu'na devrettiler. Milletin meclisinin denetiminden kaçırdılar. Geçmişimizi sattıkları yetmedi, çocuklarımızın geleceğine de ipotek koydular geçilmeyen köprü ve otoyollar uçulmayan havalimanları için yandaşlarına dolarla avro ile 15-20 yıllık garantiler verdiler. Sonra da kıblelerini şaşırdılar milleti unutup yandaşlarını korumanın telaşına düştüler. Artık iktidardan gideceklerini görüyorlar. Erdoğan geçilmeyen köprü ve otoyolların, uçulmayan havalimanlarının, Talan İstanbul'a verilecek garantilerin Tahkimde söke söke Türkiye'den alınacağını söylüyor. Tahkim işini de Londra'daki Majestelerinin mahkemelerine emanet ediyor. Milletin hakkını yedirmeyiz diyen bizleri Majestelerinin mahkemeleriyle tehdit ediyor. Topraklar bu topraklar daha önce Majestelerinin zırhlarına sığınanları görmüştü. Şimdi de Majestelerinin mahkemelerine sığınanları görüyor. Sarayın bekçisi ise daha biraz biraz daha ileri gidiyor. Dolarla, avroyla verilen garantilerin milletten söke söke alınacak paraların yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyor. Sayın Bahçeli, şu sarayın büyüsünden bir kurtulun. Kapitülasyonlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Bu devletin kurucu babaları siyasi bağımsızlığımız kadar iktisadi bağımsızlığımızın da üzerine titredi. Biz buradan bir kere daha ilan edelim. Bizim iktidarımızda talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak. Milletten söke söke alınanları da hukukun gerektirdiği biçimde söke söke geri alacağız. Hepsini milletimize geri vereceğiz. Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta bir tasarruf genelgesi çıkarıldı. Bu genelge devlet hazinesinin sıkıntıda olduğunu ortaya koyuyor. Elbette tasarruf geçimin yarısıdır. Ama tasarruf genelgesi çıkaran Erdoğan her ne hikmetse kendisini tasarruftan muaf tutmuş. İtibardan tasarruf olmaz demiş. Devlette israfın merkezi bizzat sarayın kendisi. Ama saraydan saray kendisine tasarruf uygulamıyor ama millete porsiyonları küçültün tavsiyesinde bulunuyor. Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor. Atama İçişleri Bakanı Temmuz'da beraber ekonomi şahlanacak diyordu. Temmuz'da şahlanan zamlar oldu. Elektriğe yüzde on beş, doğal gaza yüzde on iki ila yüzde yirmi, Üniversite harçlarına yüzde on zam geldi. LPG'de 39 kuruş zam yapıldı. Ama zamların zamanlanmasında her zaman olduğu gibi bu sefer de ince işçilik unutulmadı. Elektriğe, doğal yapılan zamlar ay sonuna getirildi. Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları enflasyon farkı nedeniyle memurunun, emeklinin cebine girmeden eriyip gitti. Türkiye böyle bir hinni, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu. Ne güzel söylüyor Nizamül Mülk. Küfr ile belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket. Son olarak Erdoğan şahsı hükümetleri eliyle devlette yönetim yani kurumlar da çökertildi. 1879'da kurulan Maliye Teftiş Kurulu kapatıldı. 1945'te kurulan Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı. 1960'da kurulan devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Yine 1960'da kurulan devlet personel başkanlığı o da kapatıldı. Devlete liyakatli kadroları yetiştiren tüm bu kurumlar kariyer kurumları birer birer tasfiye edildi. Şimdi öyle görünüyor ki sıra 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelmiş. 3 yılda 4 Merkez Bankası başkanı gördük. Neredeyse her dokuz ayda bir başkan değiştirildi. Değişen para politikası kurulu üyeleri de üyelerini saymak mümkün değil. Bugün eğer Türkiye yüzde on dokuz ile tüm dünyanın en yüksek yedinci faizini veriyorsa, bunun nedeni burada aramalı. Çünkü merkez bankasına güven kalmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tıpkı 2013 Mayıs ayında yaptığı gibi yeniden parasal sıkılaştırma sinyalleri vermeye başladı. Brezilya'sından Meksika'sına, Macaristan'ından Rusya'sına pek çok ekonomi paralarının değerini koruyabilmek için faiz arttırımlarına başladı bile. Bizde ise Erdoğan eller Mersin'e giderken tersine gidiyor. Temmuz'u Ağustos'u gördükten sonra Merkez Bankası'na faiz indirme talimatı veriyor. Keşke inse ama doğru düzgün bir programa dayanarak inse ve bu Türk lirasında çok daha hızlı bir değer kaybına sebep olmasa. Küresel ekonomide yeni türbülanslar ufukta. Ama bu türbülansı göğüsleyecek önemli kurumların başında gelen Merkez Bankası'nda tecrübeli orta ve alt kademe yönetici kıyımı başladı. İyi yetişmiş bu yöneticilerin yerine iş bilmeyen tecrübesiz isimler atanıyor. Şunu açıkça belirteyim. Bir Merkez Bankası'nın en önemli sermayesi itibardır. Bu itibarın en önemli unsuru da iyi yetişmiş liyakatli kadrolardır. Ben buradan Erdoğan şahsın hükümetini özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı'nı uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı çökertmeyin. Milleti perişan edersiniz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, Türkiye'miz büyük bir ülkedir. Potansiyeli çok yüksek bir ekonomidir. Zaman daralsa da genç nüfusumuz, canlı iç pazarımız tüm dünyanın ilgi odağıdır. Yine Türkiye'miz Afro Avrasya coğrafyasında çok kritik bir konumdadır. Dört buçuk saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye bir buçuk milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık bir pazara erişme imkanına sahiptir. Bu göreli üstünlüklerimizi dünyadaki yeni eğilimleri de doğru okuyarak sıçrama yap, sıçrama tahtası yapmamız çok kolaydır. Yeter ki liyakatli bir yönetim olsun. Güven veren bir yönetim olsun. Bugün dünya Washington mutabakatını bırakmış, artık Cornwall mutabakatını konuşuyor. Daha adil, daha kapsayıcı, kimseyi dışlamayan ekonomik ve sosyal politikaların önemi artıyor. Yeşil dijital dönüşüm kendini tüm dünyaya dayatıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi ve tüm dünyayı kucaklamak üzere dört ana sütün üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi üç yeni dediğimiz yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle uygulayacağız. Bu üç yeniyle uygulayacağımız dört ayaklı stratejimizin ilk ayağında hukuk devletini, demokrasi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle dünyaya örnek bir demokrasiyle cumhuriyetimizi taşlandıracağız. Stratejimizin ikinci ayağında küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi arttıracak politikalarımız var. Artık borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. İşsizliği azaltacağız. Ülkede katma değeri arttıracağız. Yeşil ve dijital dönüşüme ayak uyduracağız. Yepyeni bir büyüme anlayışını, üreterek büyüme anlayışını, küresel yarışma gücünü arttırarak büyüme anlayışını hayata geçirmeye hazırız. Stratejimizin üçüncü ayağında artan refah ve gelirin adil paylaşımı var büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla fakiri, garibi, gurebayı kucaklayacağız. Ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağız. Biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Milletimiz de herkesin ne yaptığını görüyor. Herkesin notunu veriyor. Sandık önüne geldiğinde de ki sandığı hasretle bekliyor. Gereğini yapacak. Erdoğan şahsım hükümetini evine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alabilirim. Efendim bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. Fox TV tarafından yönlendirildi sorular. İlk soru şöyle. Son dönemde kamuda liyakatsiz atamalar, iktidarın içinden ya da iktidara yakın isimlerin ilgisiz makamlara atanması ve buralardan çok yüksek maaşlar almaları tartışılıyor. Son örnekte Türkiye denizcilik işletmelerine yapılan atamalar oldu. Siz bu atamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir yandan Erdoğan şahsı hükümeti zam yağmuru olmuş milletin üstüne yağarken kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin düzenlemelerini artık uzatmazken pek çok vatandaşımız işsiz kalma riskiyle karşı karşıyayken, hala işte olanlar da yoksulluğun pençesindeyken, asgari ücret açlık sınırının altındayken, saray ve şürekası için şapka hazırlıyor. Saray ve şürekasının 3-5 maaşı gövdeye indirmesi vakayı adiyeden oluyor. Yani bugün basında gördüğümüz Türkiye denizcilik işletmelerine ait olan ve özelleştirilen 11 limanın yönetimine AK Partili eski vekillerin, il ilçe yöneticilerinin ve hatta aday adaylarının, seçimde aday adaylarının ve de Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının doldurulması ibretlik. Bu milletin vicdanını sızlatıyor. Millet bunların her yaptığını görüyor, notlarını veriyor. Tastiknamelerini vermek için de önüne gelecek sandık için gün sayıyor. Evet. Efendim bir diğer soruda şöyle Fox TV tarafından yönlendirilen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Vakfı'na kurban bağış izni verilmemesini kamuoyuyla paylaştı. Eleştirilerini İçişleri Bakanlığı'na yöneltti. Bu eleştiriler bugün katıldığı bir programda İçişleri Bakanı Soylu'ya da soruldu. Soylu, Soylu'nun cevabı dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi benim. Bana yönelik öyle itsamlar var ki dünyanın en kötü adamıyım şeklinde oldu. Siz Sayın Soylu'nun bu cevabını nasıl yorumluyorsunuz? Yani <laughs> belediyelerimiz biliyorsunuz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayrım yapmadan ulaşmak için e, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bayram vakti bir kilo kavurma girsin diye belediyelerimiz uğraşıyor. Bunu da engellemeye çalışıyorlar. Şimdi tepkiler üzerine buna izin vermişler. Ondan sonra da İçişleri Bakanı çıkmış mağdura yatmaya kalkmış. Yani ne diyor? Ben dünyanın en kötü adamıyım değil mi diyerek basın mensuplarının önünde vicdan yapıyor. Siz niye yasaklıyorsunuz kurban bağışlarını İstanbul Belediyesi'nin vakfına? Bunu bir açıklayın. Ama yanıt vermek yerine mızıkçılık yapıp mağdura yatıyorsunuz. Bu yanıt yaptıklarının ve söylediklerinin hesabını veremeyen bir yöneticinin ruh halini yansıtmaktan başka bir işe yaramıyor. Teşekkür evet, teşekkür ediyorum.